daha bakacağım şuna. Evlenmelerine engel bir durum bulunmamaktadır. Şimdi doğru nikah dairesine. Günümüzü alalım ki ben hemen saatleri saymaya başlayayım. Hadi. Çok mu sevdin sen bu menekşeyi? Ben anasız babasız büyüdüm Emine. Evsiz barksız. 5 gün alalarımın, 3 gün yengelerimin elinde. Bir evim olsun istedim. Karım, yuvam. Varımı yoğumu verdim bu uğurda. Ama beni kazıkladılar. Hala seviyor musun? Öldüreceğim onu. Halil'in oğlun olabileceğini hiç düşündün mü? Beni bırakma. Gitmem lazım. Dur. Madem kararlısın, dönmeyeceksin sözünden. Tamam. Öldüreceksin. Ben yardım edeceğim sana. Birlikte plan yaparız. Düşünüp taşınırız. Daha sağlam bir yol buluruz. Yakalanma ihtimalin azalır. Sonra kaçarız. Ne işin var senin burada? Ne oldu? Bir kere bile ziyaretime gelmedin. Bekledin mi yoksa? Merak etme, nasıl olsa yine döneceksin oraya. Gelirim o zaman. Hiç çıkmaman gerekiyordu. Neyse. Şimdilik bir yolunu buldun, çıktın. Ama kurtulamayacaksın. Melekçe boşanmış. Evet. Evet. 10 gün sonra evleniyoruz. Sevindim. Halil Zeynep öğrenmiş. Çok önemli bir bilgi var elinde. O kadar önemli ki karşılığında şirketteki hisselerimi istiyor. Bu ne demek biliyor musun? Elinde her ne varsa ikimizi birden ilgilendiriyor demek. Sen kimi kandırıyorsun ya? Ona bak. Karşında çocuk yok. Zeynep Hanım ve sen yeni bir oyun peşindesiniz. Değil mi? Benim sizinle oynamaya hiç niyetim yok. Elemana ihtiyacınız var mı diye bir sorayım dedim. Ben tecrübeliyim. Hem restoranda hem pastanede çalıştım. Servis işini de biliyorsunuz herhalde. Evet bilirim. Temiz çalışırım. İhtiyacım da var. Eğer düşünürseniz... Aslında bir yardımcı ihtiyacım var Menekşe. Evet de yani... Bir deneyelim en azından. Peki, bir deneyelim. Yarından itibaren Mor Menekşe Pastanesi'nde çalışmaya başlıyorum. Pastane açıyorlar. Bak sen. Yanlarında işe girdim. Nasıl yaptın? Dediğin gibi. Erkenden evin önüne gittim. Beklemeye başladım. Sonra geldi nişanlısı. Aldı bunu arabayla. Ben de bir taksiye atladım. Gittim arkalarından. Nişanlanmışlar mı? 10 gün sonra evleniyorlarmış. Sema'nın yüzü. Evet. Çok iyi düşünmüşsün Ali. Gelinimin parmağında olması beni sevindirdi. Bu yüzüğü anneme babam evlenirken takmış. Ben de gelenek devam etsin istedim. Bu yüzük düğünlerinden önce de annenin parmağındaydı. Sen nereden biliyorsun düğünlerinden öncesini? Ben öyle zannediyordum. Yani babasından kaldı diye biliyordum. Sayın Halil Tuğlu'yu kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Menekşe Doğan Türk'ü kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
Evet. Belediye başkanımızın şahsıma vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Biz evlendik Menekşe. Bunu da atlatacağız aşkım, bunu da atlatacağız. Şunlara bak. Nasıl da gülüyor yüzler. Allah nazardan saklasın. Amin. Kadir'e de bak. Nasıl da yakışıklı çıkmışsın. Köfte. Darısı hayırlısıyla senin başına. Keşke abim de görebilseydi. Yarın hemen yaptır bu resimlerde. Ona da yollayalım. Tabii nene, yollayacağım tabii. Anası. Gidip bakacak mısın kızım bir şey istiyor mu diye? Niye gideyim canım, olur mu? İstanbul'a geldik, bütün adetleri de unuttunuz. Sabah mı alacaksın diyorum gerdek bohçasını. Ya deli deli konuşma. Kime ne ispat edeceğiz? Tövbe tövbe. Konuşturma beni şimdi. Yok gerdek bohçası falan, ayıp. Mustafa itiyle bitti o adetler. Onlar birbirlerini seviyor. Her şeyden önemlisi bu. Yumuşulca gözlerini uzat, üşümüş ellerini saklamasın yüreğini, zaman gibi sessiz uyu, bu dünya dipsiz bir kuyu. Pamuktan kalbin solmadan, hayat yüzüne vurmadan. Bunu da atlatacağız Menekşem. Yavrum. Bütün acılarını silip alacağım senin. Onun gölgesi bile kalmayacak aramızda. Uyu melek yüzlüm, uyu.
Bu dünya dipsiz bir kuyu. Hadi yatağa gidelim artık. Uykum yok, daha sen yat. Masrafı çıkardık. Ben bir memlekete gideyim geleyim hele. Bunlarla bir iş kurarız. Kahvaltı hazır. Duşumu da yapmışsın. Hadi yumurtalar soğumasın. Halil. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ya ben? Hadi gel. Buyurun efendim. Ne güzel sofra. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Efendim, size hizmet bizim görevimiz. Teşekkürler. Yardımcımız Bayan Tamara eve gelin hanım geliyor diye kıskançlık krizine girdi. Ya o ya ben dedi ve gitti. Nikaha da gelmedi o değil mi? Hayır, katlanamadı bizi yan yana görmeye. Ah efendim, sayenizde güzel yardımcımdan oldum. Bundan sonra ben varım, başka kimseye gerek yok. Biz evlendik seninle. Dün gece... Menekşe, konuştuk bunu. Ama böyle olmasını istemezdim. Yani...
Her yanım buz kesti Halil. Sanki dokunan sen değildin de. Menekşe. Bunlar geçecek. Büyük bir yara aldın ama geçecek. Bir doktora gideriz değil mi? Tabii gideriz tabii. Yardım alırız. Ne kadar sürerse. Sen istemediğin sürece elimi sürmeyeceğim sana. Yanımda olduğunu biliyorum ya. Ömür boyu yanımda olacağını biliyorum ya. Bunu da atlatacağız. Acelem yok. Aa, oldu mu ya? Her şeyi senin için yaptım. Hadi başla. Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Hadi bakalım. Hafta sonunda balayına gideceğiz ha nasıl olsa. Evet heyecanlanıyorum. Senin doğduğun yeri göreceğim. Bosna'da 2 gün kalırız. Oradan Paris'e geçeriz. Öyle özel yerlere götüreceğim ki seni. Paris'te de yaşamıştın sen değil mi? Hı hı. Sevgilin var mıydı peki? İyi o zaman. Abinlere Berlin'e de uğrayacağımızı söyledin mi? Söylemez miyim? Uçtular. Ha. Nikah videosunu da götürürüz izlerler. Olur. Biz evlendik. Evet aşkım. Menekşe tuğla oldun artık sen. Kızının evini mi gözetliyorsun bakayım sen? He? Aman anne, havaya baktım. Ben ne gözetleyeceğim canım? Sanki görünüyor da. Görünmüyor değil mi? Yeni evli onlar. Çıkmazlar evden bir süre. Ne oyalanıyorsunuz siz ya? Acıktım. Hadi koyun şu çayları. İyi tamam. Geldik, geldik. Hadi oturun, getiriyorum çayı şimdi. Ne oldu? Bir işaret var mı kızdan? Evet, bayrak asmış çatıya. Tövbe tövbe. Pastaneye ne zaman gideceksiniz siz? Kahvaltıdan sonra gideceğiz. Yani dükkan açılmadı daha. Olur mu öyle şey? Kadir erkenden gitti. Emine de erken geliyor. Çoktan başlamışlardır çalışmaya. Ne zaman olacak poğaçalar? Ne oldu? Niye ağladın? Yok bir şey. Ne oldu ya? Önemli değil gerçekten. Sen dün nikahta da kayboldun. Erken gittin değil mi? Yoktun. Hı hı. Kocam kapıda kalmış. Ondan erken gitmek zorunda kaldım. Şebnem ne yapıyor? İyi. Babasıyla bugün. Dışarı çıkalım ne olur. Annemin pastanesine gidelim mi? Sen görmedin hiç. Olmaz. Ama ben çok sıkıldım. Ne olur gidelim. Olmaz dedim. Ben gidiyorum. Sen gelmezsen gelme. Şebnem! Bartırma beni, otur şuraya. Gel bakalım.
Hadi otur sen şuraya. Boyamana devam et. Tamam mı kızım? Sinirlendirme beni. Tamam. Kocan ne iş yapıyor? Serbest. Şu aralar işsiz de onun için öyle söyledim. Anladım. Uzakta mı oturuyorsunuz? Hı hı. Nerede? İyi günler. Kimse yok mu? Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Menekşe Tuğlu'nun elinden ilk kahve. Evet. Ellerine sağlık. Evet. Bugün ne yapmak istersin? Bilmem. Hiç evden çıkmayabiliriz. Yo. Çıkalım bence. Tarihi Yarımada'ya gidelim mi? Hı? Sultanahmet'e? Olur. Sonra Boğaz'da bir yemek yeriz. Tamam aşkım. Ama önce şu paketleri açalım, ne olur. Olur. Neler geldi, çatlayacağım meraktan. Bence en büyüğünden başlayalım. Aç aç. Gelmiş. Akın Aydın. O kim? Müşterilerimizden. Seni de dün tanıştırdım. Uzun, ince, bıyıklı bir adamdı. Ha, karısı şu cart sarı saçlıydı hani. Dedikoducu. Öyleydi ama. Bu kimden? Zeynep Sönmez Hanım'dan. Ne bu şimdi? Anlamaya çalışıyorum. Keyfimizi bozmak için bulmuştur yine. Bırak, boş ver. Burası Bosna. Aa. Ne yapacaksın? Tabeladaki yazıyı okuyacağım. Bu bize bir şey anlatmaya çalışıyor ama... Sinir bozuyor. Başka hiçbir şey değil. Ne? Safeta Moita. O ne demek? Cadde ismi. Şuna bir internetten bakalım. Arasana. Ne demek istiyor? Bir sor gerizekalıya. Boş ver. Sesini bile duymak istemiyorum şimdi. Kim o? Kim var orada? Kim o? Bayıldı. Bekle salak, bekle. Çalışma odasından başlayacağız aramaya. Baş üstüne. Hadi. Hadi.
Hastane burası. Mostar Medisinski Center Hastanesi. Ne yani? Yani benim doğduğum hastane. Ne alaka? Allah Allah. Ya ne anlatmak istiyor bu kadın? Bence bizim tadımızı kaçırmak için saçmalıyor. Arasana şunu Allah aşkına. Ara, ben konuşacağım. Vallahi ben bile korktum ha. Ya dalga geçme. Vallahi bu kadın çok oldu artık. Yetti. İyi. Ne yapayım? Aç konuş istersen. Bir hatırını sor. Ne oldu? Açmıyor değil mi? Bizimle dalga geçiyor resmen. Şimdi kıs kıs gülüyordur, hotoz kafa. Ne? Ne dedin sen, ne kafa ne kafa? Hotoz. Ninem söyler, gülme. Bu kadını ne yapacağız Halil? Hiçbir şey yapmayacağız. Daha beter kuduracak. Yani amacı belli. İlk sabahımızı zehir etmek istiyor kıskançlığından. Ama başaramayacak. Değil mi benim güzel karım? Buna izin vermeyeceğiz. Evet. Hı? Hadi hadi, devam edelim şunları açmaya. Hadi gel bakalım. Uyur bu dağ mışıl mışıl. Yatak odasına da baktın mı? Her yeri alt üst ettim. Mücevherlerini falan, değerli ne varsa al. Hırsızlık zannetsinler. Tamam. Acele et. Bir an önce çıkalım şuradan. Allah! Nihayet ya. Kokusundan ölmüştüm ha. Oo, önüne sağlık. Afiyet olsun. Nasıl oldun sen? İyi misin? İyiyim. Gel şurada yiyelim rahat rahat. Buranın halkı sosyete. Geç kalkıyor müşteriler. Fırında başka bir şey var mı? Tahinli simit koydum şimdi. Onun da tadına bakarız ha. Vallahi yandım ha. 1000 kilo olacağım yakında. Bir şey olmaz. Gençsin sen. Daha yakarsın. 27 yaşındayım. İyi işte, yakarsın. Sen kaç yaşındasın ki? 32. Oo, çok yaşlıymışsın. Kaç senedir evlisin? 10 senedir. Hep sen soruyorsun. Sen anlat bakalım, evli misin? Hayır. Nişanlın falan da mı yok? Bir kızı vardı. Aysel. O aşağılık herif öldürmeseydi belki de. Kim öldürdü? Öldü mü? Menekşe'nin eski kocası. Ya. O aşağılık Mustafa öldürdü Aysel'i. Neden öldürdü? Manyaklığından. Benden intikam almak için. Menekşe'yi ona teslim etmedim diye. Bakın kimler geliyor. Aa, günaydın. 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 Nasılsın ninem? Sizi böyle mutlu görünce daha iyi oldum yavrum. İyi misin kızım? Ninem. Sokak ortasında olur mu böyle? Kuzum. Hadi çıkalım yukarı o zaman, el öpmeye geldiyseniz. Yok, biz dolaşmaya çıktık. İyi. Siz nereye? Baban kendi dükkanına, biz de senin pastaneni. Ya. Kadir'i yolladık erkende. Biz de bir bakalım şimdi. O zaman biz götürelim sizi. Aa yok, biz gideriz. Siz yolunuzdan olmayın hadi. Ben de pastaneye uğramış olurum. Hadi hadi beraber gidelim. İyi madem. Hadi sana hayırlı işler o zaman. Yalnız bunu saymıyoruz ha. Hangisini? El öpmeye bekliyoruz ya. Ha tamam. Geliriz tabii. Hadi yürüyün. Tabii. Hadi. Geç. Nineciğim siz öne oturun, sıkışmayın arkada.
karımdan ayrılamıyorum demiyor da. Yok canım. Pastaneye gidiyoruz. Efendim Zeynep Hanım. Ömer Bey. Ne oldu? Evime girdiler. İki tane adamdı, siyah kar maskeli evime girdiler. Bana bir şey koklattılar. Zeynep Hanım sakin olun. İyi misiniz siz? Yaralı falan değilsiniz değil mi? İyiyim. Bayılmışım. Ev darmadağın şimdi. Hırsızlık mı? Hayır. Kimin yaptırdığını ve ne aradıklarını biliyorum. Efendim? Halil. Halil veya Mithat Ateş yaptırdı. Bendeki bir şeyin peşindeler. Halil'in evinden çalınan ana kutusunun mu mesela? Hayır, onunla benim bir alakam yok. Çalındı o. Şikayetçiyim. Halil'den ve Mithat Ateş'ten şikayetçiyim. Bir saniye. Bağlı olduğunuz karakola haber vermeniz gerekiyor. Bu işe sizin bölgenizdeki polisler bakar. Bu sizin ilgilendiğiniz davayla ilgili ama. Sizin şirketten aldığınız. Üstünde rakamlar yazan dosyayla da mı ilgili yani? Anladım. Siz bana yardımcı olmayacaksınız galiba. Dediğim gibi, siz bölge karakoluna bildirin. Ben de gerekirse ortadan dahil olurum. Teşekkürler. O herifin yatacak yeri yok. 3 kere idam edecekler yakalanırsa. 3 kere öyle yani. Kolay gelsin. Oo, Kadir Bey keyif yapıyor ha? Ne haber Kadir? İyidir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emine neredeydin sen dün? Bir göründün, bir kayboldun. Kocam anahtarını almamış yanına. Kapıda kaldım deyince gitmek zorunda kaldım. Hay Allah, üzüldüm. Şebnemcik hevesleniyordu eteğini tutacağım diye. Ya kısmet olmadı. Ne ağladı ne ağladı. Otursana Halil. Tamam. Ne yaptınız, bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok, poğaça yaptım iki sefer, tuzlu kurabiye Emine, yaptım. Emine, harika. Bize de çay sana zahmet. Olur hemen. Emine, 5 dakika sonra alalım bunları. Tamam, alıyorum. Ne oldu? İyi misin? İyiyim tabii. Niye sordunuz ki? Biz alırız kızım çayları, sağ ol. Balayın az kaldı. Evet, hafta sonu gidiyoruz. Sağ olasın. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Abimlere de gidecekmişsiniz. Vallahi en uzun orada kalacağız. İyi, çok sevinirler. Kaskat oğlum. Sanki oydu karşımdaki. Kapa kızım, kapa. Simitleri çıkaracağım da. Ne yapacağım bilmiyorum. Doktora gideceğim, terapiye. Vah vah vah. Allah o pisliğin canını alsın tez zamanda inşallah. İnşallah yarabbim. Sakın bildiğinizi belli etmeyin. Çok utanıyorum, ne olur. Ne utanacaksın kızım?
Psikolojik bu. Olur, hep duyuyoruz. Menekşe'den konuşuyoruz. Anladım. Efendim komiserim. Kim? Ne için şikayet ediyormuş? Ne? Hadi canım. Yüzsüz bu kadın be. Vallahi billahi yüzsüz. Kim? Tamam tamam, gelirim ben hemen. Tamam. Hadi onlar gelmeden çıkalım. Bir tane vereyim mi yanınıza şunlardan? Sağ ol, tıkanmayalım, şimdi yemeğe gideceğiz. Peki. Üzme kendini annem. Sakın üzme. Her şey hallolur. Sen az buz şey çekmedin kızım. Kim bilir ne izleri kaldı o deyyusun üzerinde. Tamam, ne olur siz kimseye bir şey söylemeyin. Tamam tamam. Menekşe. Canım, şimdi komiser Ömer aradı. Yakalanmış mı? Yok maalesef, onun için aramadı. Zeynep benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Ne? Evine hırsız girmiş, benim yaptırdığımı sanıyor. Aa, bu kadın gerçekten ruh hastası. Canım, sen kal istersen, ben ifade verip geleyim. Hayır, ben de geliyorum. Seni yalnız bırakmam. Ya, Menekşe, lütfen. Hadi görüşürüz sonra. Dükkan size emanet. Merak etme. Güle güle yavrum. Hoşça kal. Güle güle, Allah'a emanet. Arayın ha, merak ederiz. Tamam tamam, merak etmeyin. Bir pislik de bu Zeynep denen kız işte. Hotoz kafa. Resimden bir şey çıkmadı. Şimdi de bizi karakollara sürüklüyor. Görüyor musun? Görüyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Şeytan diyor. Al şunun saçını eline bir dola. Burama kadar geldi. Hiç bakma. Kimi arıyorsun? Avukatı. Söyleyeyim, o da gelsin. İyi düşündün. Şunları tezgahın üstüne koyar mısın bir zahmet? Soğuyana kadar orada tamam dursunlar. Çay koyuyorum. Koy kızım. Koy koy, vallahi buz gibi oldu deminki. Öyle. Süheyla. Hı. Ne diyorsun? Bir okutalım mı kızı? Ya okutalım okutmasına da doktora da gitmesi lazım. Terapiste midir nedir ona? Halil'e bakar mısın? Beklerim seni demiş. Benim acelem yok demiş. Evladım. Çocuğun da kaderi. Sağ ol. Hep o Mustafa'nın yüzünden hasta etti kızımı. Şerefsiz. Karışmak gibi olmasın ama Menekşe ilk kocasıyla... Olmadı. Allah'tan bir şey yapamadı namussuz. Kız direnince tecavüz etmeye kalkmış. Sanki bir şey becerebilecek gibi. Sonra da yapamayınca kızın elini kesmiş gerdek bohçası için. Az şey değil. Kız unutamadı o kabusu tabii. Vah vah. Okuyun, imzalayın ifadelerinizi. Alın. Halil Bey'i imzalayabilirsiniz. Buyurun komiserim. Komiserim, ne yapıyoruz şimdi? Savcılığa mı gidiyoruz? Hanımefendi şikayetçi olduğu için gideceksiniz, evet. Eşim ve ben de Zeynep Sönmez'den şikayetçi olmak istiyoruz. Bir dilekçe de biz verelim. Bizi saçma sapan sebepler uydurarak taciz ediyor diye. Olur. İkinizin de neyin peşinde olduğu belli. Boşu boşuna lafı dolandırmayın. Hiç uzatma bence. Konuşturmayalım şunu. Ne oldu? Şimdi beraber mi hareket ediyorsunuz? Bana bak. Sen artık çok fazla oldun ha. Habire bir şeyler uydurup duruyorsun. Özellikle bugün. Böyle bir şey sen yaptın bence. Düğün günümüzün ertesinde sırf canımızı sıkmak için kıskançlığından kendin dağıttın evini, değil mi? Ben senin neyini kıskanacağım? Halil'imi. Menekşe. Mutluluğumuzu. Menekşe. Tamam. Bir de resim yollamışsın bize. Ne mana? Ne resmi? Halil'in Bosna'da doğduğu hastanenin resmini yollamış. Ne anısı varsa. Jest olsun diye yolladım. Anlamadınız tabii. İçiniz fesat çünkü.
Bosna'da hastanenin önünden geçerken çekmiştim. Hatıra olsun diye. Sen benim doğduğum hastaneyi nereden biliyorsun? Hadi hadi hadi. Hadi çıkalım. Burayı çok işgal ettik. Komiserim kusura bakmayın. Güle güle. Uğraşma artık bizle, anladın mı? Kendine başka ilgi alanları bul. Mutluluğumuzu bozamayacaksın. Boşuna çabalama. Hadi canım. Hadi. Halil. Bu kız senin hisselerine göz koymuş. Başka hiçbir açıklaması yok. Bence ne olursa olsun pazarlığa girişme. Hiçbir dediğini yapma. Sağ olasın. İyi ki söyledin. Ben de hisselerimi vermeyi düşünüyordum zaten. Hadi Menekşe. Ben doydum. İyi. Hadi git elini yüzünü yıka, git oyna içeride. Hadi kızım. Tamam. Ev sahibi aradı bugün. Kanada'ya gidiyorlarmış oğullarının yanına. Yaza geleceklermiş anca. Hı hı. Sen her hafta bak eve, temizle, biz paranı yollarız dediler. İyi. Ne şans değil mi? Yaza kadar rahatız. Burada kalıcı değiliz. İşimizi görüp gideriz. Olur da yani hemen göremezsek, yani hiç değilse ev derdimiz olmayacak. Oyalanmaya hiç niyetim yok Emine. Elini çabuk tutacaksın. Merak etme. Biraz daha vereyim mi? Şu yara nasıl oldu? Gerdek gecesi hatırası. İstemedi bu beni. Namuslu bir şey sanıyordum ya ben de. Gerdek korkusudur dedim. Acıdım. Bu gece üstüne gitmeyeyim dedim. Ama işareti bekliyordu yengeler. Minnet ona laf etmesin dedim. Ağızlarını kapatmak için elimi kestim. Ben onun namusunu düşünürken o takıların hesabını yapıyormuş. Nasıl toplasam da şunları o ite kaçsam diye. Numaradan zırladı bir de. Sahte gözyaşı döktü. Sonra da utanmadan benim için kusurlu dedi. Erkekliğime laf söyledi rezil. Aptal. Kaç saattir evli olduğumuzu hesaplıyorum. İlk günümüz böyle geçti. Zeynep Hanım yaptı yapacağını. Seni seviyorum. Eve gidelim. Evimize gidelim Halil. Hadi.
yapma. O kadınlardan biri. Aysel. Kadir'in sevgilisiymiş. Onu neden öldürdün? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Mustafa! Mustafa kendine gel, delirdin mi? Mustafa! Kadir'in cezasını sen çekeceksin. İndir şunu be! Manyak! Beni sattığına pişman olacak. Şaka yapmayı bile beceremiyorsun be. Eline silah bile yakışmıyor. Bırak Allah aşkına, komik duruyorsun. Hak etmişti o da. Asılıyordu bana. Yüz vermedim diye hırs yaptı. Beni öldürtmeye kalktı. Kadir seviyormuş onu. Bugün konuştuk da biraz. Açıldı bana. Nasıl yani? Lan bana bak. Asıldı mı yoksa? Yok canım. Öylesine konuştuk işte. Konuşma. Uzak dur. Fazla işte dışta olma. O zaman bana güvenip her şeylerin yanında konuşmazlar ki. Menekşe'nin annesiyle konuştuklarını dinledim. Kocasıyla bir şey olmamış. Gerdeğe girememişler. Sahi mi kız? O olsun lan, o olsun, beter olsunlar, beter. Ha, bana yaptıklarının cezasını çekiyorlar işte. Daha da çekecekler. Ağım kalmayacak onlarda. İnim inim minneteceğim ikisini de. Ah ulan ah! Allah kahretsin! İşte kapandım, kaldım buraya. Merak etme, söz verdim Mustafa. Onu kendi ellerimle getireceğim sana. O kız bu yaranın hesabını verecek. Sen ne güzel bir kadınsın. Benim kadınımsın. İntikamını alacaksın Mustafa. Sonra hep benim olacaksın. Özür dilerim Halil, çok özür dilerim. Tamam canım. Olmuyor işte, olmuyor, yapamıyorum. Bir tanem, lütfen bak. Bırak ne olur. Sen böyle davrandıkça daha kötü oluyorum. Bırak, bana şefkat gösterme. Ne diyorsun sen Menekşe? Seni mutlu edemiyorum. En başından beri hep problem oldum. Hep benim dertlerimle uğraştın. Şimdi de bu. Söylüyorum sana. Gel. Benim için önemli değil. Yanımdasın. Karımsın. Sana sarılıp uyuyorum ya. Sabah seni yanımda buluyorum ya. Her şeye değer bu. Her şeye değer Menekşe. Hiçbir şey için suçlama kendini lütfen. Hiçbir şey için suçlama kendini. Senin suçun değil. Hadi uyu şimdi. Ayrıyız, her şeye rağmen dayanıyoruz.
kayıp gitme. Ellerimden korkuyorum sensizlikten. Günaydın. Kapıyı vurdum, cevap vermedin. Duymadım. Ne oldu, sabah sabah canını sıkan bir şey mi oldu? Yok. Evet. Ne vardı? Randevu talebimize Ankara'dan cevap geldi. Ha, güzel. Yarın saat 14'te bakanlıktaki toplantıya katılacağız. Müsteşarla da öbür gün sabah 9'da görüşeceğiz. Bu durumda orada bir gece kalmamız lazım. Biliyorum senin için iyi olmadı ama onca bürokratik işlemden geçtikten sonra bu adam yeni evlidir. İki görüşmeyi de aynı güne alın diyemedim. İyi. Gidelim bakalım. Biletlerimizi aldırdım. Oteli de ayarlıyorlar şimdi. Tamam. Bu iş balayı planlarını bozmadı inşallah. Ne zaman çıkıyorsunuz balayına? Hafta sonu. Güzel. Yurt dışına mı? Evet. Kahve içtin mi? Ben kendime kahve söyleyeceğim. Bak, rica etsem odanda içer misin kahveni? Çalışmam lazım. İyi çalışmalar. Şuradan böreğin harcını veriversene. Olur. Bol bol koy, olur mu nene? Şuna bak. Adam oldu da bana ne yapacağımı söylüyor. Affedersin. Anne. Şimdi sen de kızacaksın ama fırından tepsiyi alır mısın? Ellerim hamurlu. Tamam kızım, tamam. Şunlar neli? Elma ve tarçınlı. 5 tane de ondan alayım. Hı hı. Buyurun. Özel kurabiyelerimizden tadın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir arzunuz? Bu kadar. Oo, getir getir. Taze poğaçamız geldi. Buyurun oturun, bir çay ikram edeyim size. Sağ olun, içmeyeyim. Ne tuttu? 17.800. Ama biz sizden 15 alalım. Teşekkür ederim. Buyurun. Güle güle hanımefendi. Yine bekleriz. Sadece alışverişin değil, her zaman bekleriz. Bir çayımızı kahvemizi içersiniz. İnşallah. İyi günler. Elin kadını. Asılmaya utanmıyorsun değil mi? Ne asılması be, saçmalama. Otur çay içelim bilmem ne. Ne oluyor? Müşteri o, müşteri kendine gel. Müşteri veli nimetimizdir. Kadına şirinlik yapacağım diye bir de eksik para alıyorsun. Sen müşteri tutmaktan ne anlarsın? Git hamurunu yoğur hadi. Kutun tak. Kız senin yüzünden zarar edecek. Yürü git kendi dükkanını batır. Sayenizde battı zaten. Ne oluyor ya? Ya oğlum sen dur şu kazada. Gitsin bu, vallahi çıkar çıkacak. Hadi baba. Tamam be tamam. Sizin dükkanınıza kalmadık. Ne o? Yol parası lazım. Bırak Menekşe'nin parasını, ben veririm. Hayırlı işler Süheyla Hanım. Ya çekeceğimiz var bununla valla. Al ya.
Hoş geldin. Hoş bulduk Emine. Ne haber? İyidir. Emine verir misin? Halil. Halil? Canım ne yapıyorsun? Çalışıyorum, sen? Ben de çalışıyorum. Menekşe. Ben yarın Ankara'ya gidiyorum canım. Ya. Hı. Resmi görüşmelerimiz var. Kalacak mısın? Bir gece. Hay Allah. Ne yapalım, git. Beraber gidelim mi? Bilmem. Mithat bizim biletleri, oteli falan ayarlamış. Ay, o da mı geliyor? Evet. Sen de gelirsen hemen biletini aldırırım. Yok, ben onunla bir araya gelmek istemiyorum. Sen git gel. Peki canım, sen bilirsin. Tamam, akşam evde görüşürüz o zaman. Tamam. Öptüm seni. Ben de. Dün bir bugün iki, hemen yalnız bırakmasaydı seni. Ankara kaçmıyor ya. Resmi iş, gitmesi olmaz. Hem bana da gel dedi. Gitseydin kızım, değişiklik olurdu. Yok, Mithat Bey'le gidiyorlar, boş ver. Hafta sonu balayına gideceğiz zaten. Bir gece için yorgunluk olmasın bana da. Yarın akşam bizdesin o zaman. Aa, tabii canım, yalnız kalacak hali yok ya. Bize gelecek, gelirsin değil mi? Gelirim anne. Zaten Halil de yalnız kalmamı istemez. Ay yeter kızım. Sileceğim diye tezgahın canını çıkardın. Ya. Vallahi bu bizden de titirsin. Maşallah maşallah. Kaçta gidiyor Müşit? Saatini bilmiyorum ama yarın akşam Ankara'da olacak işte. Ver ben karıştırayım. Kaç gün kalacakmış? Bir gece. Taze gelin bir gece yalnız kalacak ha? Annesi bırakmıyor. Bize gelirsin dedi. Onu bunu bilmem. Bir gecemiz var. Bütün hayatımız bu geceye bağlı. Yarın yaptık yaptık. Yoksa... Yarın gece bu iş bitecek Mustafa. Güven bana. Nasıl yapacaksın? Dur bakalım. Düşüneceğim bir şeyler. Anne, acıktım ben. Aman da babasının bir tanesi acıkmış mı ha? Ben de çok acıktım. Yiyeyim mi şimdi seni? Baba yapma. Ah, ben şimdi seni içeride yiyeceğim. Hadi bakalım. Hop, içeri gidiyoruz. Baba, hadi bakalım yapma. Gidiyoruz. Ya Tamara da tam zamanda bıraktı ha. Olsun canım, ben yaparım evimin işini. Çıkıyor musun? Evet canım. Yarın sabahki toplantı biter bitmez geleceğim. Seni çok özleyeceğim. Canım benim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım benim. Halil. Efendim canım. İyileşeceğim, sana söz veriyorum. Oldu, tamam. Tamam. Doktora gidecek misin bugün? Evet. Çok iyi bir psikologmuş. İnşallah en kısa zamanda faydasını görürüm. Menekşe. Hiç acelemiz yok. Söyledim sana. Birbirimizin yanında olmak yeter. Hadi git, geç kalacaksın. Çok dikkatli ol. Tamam mı? Merak etme. Akşam da annemlerde kalacağım. İyi. Ne oldu? Orada kalmayayım mı? Yok canım. Yani sen bilirsin. İstiyorsan kal. İstemezsen evde de otururum. Onlar bize gelsinler. Tamam, öyle de olur. Canım benim. Ya ben gidemeyeceğim galiba. Uçak kaçacak. Mıstık, çok dikkatli ol. Bak, gözüm arkada kalmasın, tamam mı? Merak etmeyin. İyi yolculuklar. Hadi canım. Canım benim.
Bütün evi didik didik aradık. Halil'le ilgili bir şey bulamadık. O elindeki her neyse evde saklamayacağı belliydi zaten. Neyi aradığımızı bilmeden zor tabii. Neyse gözdağı vermiş olduk. Ama şimdi o bilgi daha çok kıymete bindi tabii. Zeynep Hanım'ın eli daha da güçlendi. Halil'e yolladığı resim ne anlama geliyor? Havaalanına gidiyorum ben. Halil'le birlikte Ankara'ya gidiyoruz. Yarın döneceğim. Mithat Bey. Size yardımcı olabilmem için daha çok bilgiye ihtiyacım var. Halil'le aranızda benim bilmediğim bir şeyler mi var? Olabilir de olmayabilir de ben de bilmiyorum. Öğrenince sana da söylerim, merak etme. Bak bu düğmeye basıyorum, pink diye açılıyor, anladın mı? Oğlum hep açık kalsa olmuyor mu bu? Enine içi para dolu. Aman neyime gerek benim kasiyerlik. Bırak gideyim yufkamı açayım ben. İyi git o zaman. Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Merhaba. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk. Halil gitti mi? Gitti. Ya hadi Allah kavuştursun. Sağ ol. Ne oldu? Anlatacağım. Otur otur. Mıslık sen de otur oğlum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben buralardayım. Emine biz de çay içeriz. Onlar güzeldi ama. Ne oldu? Ne dedi doktor? Mustafa ile olanlardan sonra böyle bir şey yaşaman normal dedi. Canı çıkasıca. Adı konduğuna göre birçok kadın da oluyormuş demek. Fiziksel değilmiş benimki, tamamen psikolojik. Netice? Tedavi olacağım işte. Terapiye gideceğim bir süre. Biraz zaman alacakmış ama iyileşeceğim sonunda. İnşallah. Aa, Şebnem de buradaymış. Ne haber Şebnem? İyi. Emine? Neyin var? Pasta yedin mi? Koş abim versin sana. Abi Şebnem'e pasta versene. Tamam. Gel bakayım gel. Gel. Otur. Kocası dövmüş. Dövdü, sövdü. Attı sokağa. Elleri kırılsın. Her Allah'ın günü böyle. Canım ya, yazık sana. Ne yapacağım, nereye gideceğim bilemiyorum. Ama eve dönmeyeceğim kesin. Kızım, biz her dayakta evden gitseydik Çocuğum var. Dönmeyip de ne yapacaksın? Yalnızken dövseydi neyse. Kuma getirdi. Onun yanında. Çocuk anlayacak. Bu gece burada kalabilir miyiz biz? Yarın gidecek bir yer buluruz. Burada olur mu? Evde kalırsınız benimle. Nasıl olsa yalnızım bu gece. Olur mu ki? Neden olmasın? Anne, o zaman siz bize gelirsiniz değil mi? Bak şimdi kızım, olur mu? Benim için korkmana gerek yok. Mıstık var anne. Abim de ara sıra kontrol eder. Bir şey olmaz, merak etme. Otururuz işte hep beraber. İyi madem. Kızı da sokakta bırakacak halimiz yok. Allah sizden razı olsun. Cümlemizde. Yüzümü yıkayayım. Yazık. Benim. Ne oldu? Tamamdır. Hay yaşa. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Ben bu tarafı aynı şekilde ayarladım. Aslansın sen be. Aslan. Dikkatli ol ne olur. Sen de aman. Bir aksilik çıkmasın. Bitsin artık bu iş. Bu gece bitecek Mustafa. Bu gece söz verdiğim gibi bitecek. Hadi kapatıyorum. Tamam hadi.
Ne yapıyorsun şimdi? Otelde yemek yiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz biz de. Annemler yeni gitti. Yemeğe kalın dedim ama durmadılar. Nasıl olsa Emine yanımda diye üstelemedim ben de. Ya. Ona da üzüldüm ama tam gününde seninle kaldı yani. Keşke her zaman kalsa. Senin tamaran kadar olmaz ama yine de bana çok yardımı olur. Doğru, iyi olur. Hem pastanede hem evde çalışır. Hakikaten ya, konuşsana bir istersen. Dur bakalım, pek olacak gibi görünmüyor ama belki kocasıyla barışır. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Menekşe. Doktora ne zaman gideceksin bir daha? Hafta sonuna kadar her gün. Balayından döndükten sonra haftada iki kere gideceğim. İyi. Güzel. Tamamen iyileşmem için. Sonra da biraz devam etmem lazımmış. Tabii canım. Edersin sen de, ne olacak? Halil. Seni özleyeceğim dedim ya. Çok özledim. Ben de canım. Seni seviyorum. Halil. Ben de canım. Kapatıyorum. Mithat Bey geldiler de. Aman kapat kapat, hadi öptüm. Selam söyle bende. Kusura bakma, kapattı. Ziyanı yok. Elinize sağlık. Vallahi çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Menekşe abla bak. Mis gibi. Hadi otur artık. Hadi buyur, acıktık. Çok güzel görünüyor. Tadını da beğenirsin inşallah. Çok güzel. Afiyet olsun. Babam ne yiyecek bu akşam? Var kızım onun yemeği. Isıtır yer. Keşke o da gelseydi. Konuşma. Yemeğini ye. Babasına çok düşkün. İkinci olmasaydı durum düzelirdi belki. Yok. Artık kesin bitirdim. Merak eder mi? Aradım, bir arkadaşıma gidiyorum dedim. Daha çok kızmıştır. Yok canım. Cehenneme kadar yolum var dedi. Neyse. Ondan konuşmayalım artık. Sinirimiz bozulmasın. Yarın bizimle birlikte iki firma daha girecekmiş toplantıya. İyi oldu aslında. Onların talepleri de aynı, gündem oluşturur. Halil'in senin oğlun olabileceğini hiç düşündün mü? Neyin var senin? Hiç. Kafan yeni çevireceğin dolaplarla çok dolu galiba. Dalıp dalıp gidiyorsun. Benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Bak, güzel bir yemek yiyorum. Tadını bozmaya için yetim yok. Balayına Bosna'ya gidiyormuşsunuz. Sekreterin söylemedi, kendi yöntemlerimle öğrendim.
Sen de Zeynep gibi iz mi süreceksin? Bakalım. Vaktim olursa ben de bir araştırma yaparım belki. Şuradan çıkalım. Sema. Merhaba. Uzun zaman oldu. Evet. Seni yeniden göreceğimi hiç tahmin etmiyordum. Öyle. Oğlum. Evlendin mi? Evet. Merhaba delikanlı. Benim adım Mithat. Memnun oldum. Ben de Ali. Odama çıkıyorum ben. Dinleneceğim, sabah erken kalkacağım. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Yemekten kalktık şimdi. İyiyiz anneciğim, merak etme. Emine çay da demledi. İçeceğiz şimdi. Ben dışarıdayım. Tamam. Hadi anneciğim, kapatayım ben. Konuşuruz yine. İyi gidiyor. İyi. Merak etme. Ne kadar kaldı? Acele etme. Ben sana haber vereceğim. Çabuk ol. Tamam tamam. Neredesin sen? Buralardayım işte. Aman dikkat çekme. Oyalan biraz. Arayacağım. Tamam. Uyudu mu? Evet. Çaylarımızı koyayım ben. Karşılıklı içelim. Ben de bir film seçeyim, izleyelim. Ne güzel olur. Güzel bir aşk filmi buldum. Mıstığın çayını vereyim de başlatalım. Hadi. Açık olan benimki. Tamam, ellerine sağlık.
açamıyorum ben. Çok fena uykum geldi. Bir çay daha koyayım mı? Yok, 3 tane içtim zaten. Kalk yatağına yat bari. Menekşe. Menekşe. Uyudun mu?
canım. Ben Mustafa. İntikam saati geldi Halil Efendi.